Çok soru vardır. Hocam bir bölümünü bu sorulara ayıracağız bu programda. Evet. Bilginiz olsun. Bir Buyurun. bölümde şurada kitaplar, bu kadar Ankara'dan getirdim hamal gibi. Ya, şimdi tekrarlıyorum. Buyurun. Kemal Bey dostumuzu bana çok eleştiri geliyor. Halil dostum. Kemal Bey'i çok koruyorsun. Niye korumayayım? Evet, bana da geliyor öyle. Ha, Hoca çok koruyor diyorlar. halkımızın umudu oldu. O umudu koruyorum ben. O cumhuriyeti koruyorum. Toz kondurmak istemiyorum hala. Ancak İlhan Kesici benim de dostumdu. Çok kibardır. Mizaç itibariyle çok terbiyelidir. Ülkücülükten gelmedir. Tatlı tatlı da anlatır, hiç saklamaz. Demirellerin damadıdır. Ayrılmak istemiş ama terbiyeli bir insan. Evet. Genel başkana ayrılmadan önce bilgi vermek istemiş. Bundan güzel ne olabilir? Genel başkan da kabul eder. İlhan dostum, sen bir tanesin, bırakma bizi der. Ya da ayrılsak da beraberiz Hayır. der. Telefona çıkmamış. Evet. Bu Gandhi imajına uymuyor. İki, Muharrem İnce'yi çok yıprattık. Gerekirse düzeltiriz. Cumhuriyete sahip çıkanlara. Şu anda da Fethullah Gülenci, Fethullahçı yayınlar Muharrem İnce'yi idam etmek istiyorlar. Onu da söyleyelim. Bizim hiç kimseye kişisel düşmanlığımız yok. Biz bu cumhuriyeti, bu emekçi cumhuriyeti daha da ileriye götürmek istiyoruz. Buradan da kurtaracağız, daha da ileriye götüreceğiz. Daha bağımsız yapacağız. Daha büyük yapacağız. Daha zengin Evet. yapacağız. Evet. Ha. Hürriyet gazetesi keyifle yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu diyor, tepki olarak telefonuna cevap vermedi. Ümit ediyorum ki doğru değildir. En yakın mesai arkadaşınızın telefonuna çıkmamak. Ama CHP'nin her işi bana geliyor, sana da geliyor. Bütün bilgiler bende. Birazdan iktisat raporunu unutmayalım. Evet. Onu anlatacağım. Sencer Ayatay'ı anlatacağız. Bugün CHP'nin başındaki bütün en büyük problemi anlatacağız. O zaman şunu söylüyoruz. Eş başkan Gürsel Tekin. Buçuk başkan Sencer Ayata demiştik. Şimdi anlatacağım. Acaba ikinci eş başkan da Sencer Ayata mı göreceksiniz? Kürt sorunuyla da ilgili. Çok önemli. Onu unutmayalım. Bu iktisat raporundan mı çıkartacağız hocam? Kürt İktisat raporu, raporu. Kürt İktisat meselesi mi? raporunun bir Evet. kısmı. Peki. Çok basit. Şunu siz belleğiniz çok iyi. Ne dedi Kemal Bey? Burası bir ekonomik meseledir. Bu Doğu illerini devlet yatırımlarıyla, iktisadi devlet teşekkülleriyle iktisadi yapacağız. Dedi mi, demedi mi? Evet. Dedi. Ben size bir ekleme yapayım. Kemal Kılıçdaroğlu bana verdiği özel röportajda şunu söyledi. Cumhuriyetin başaramadığı tek devrim toprak devrimidir dedi. Bunu da yapacağız Şimdi dedi. iktisat raporu çıktı. Daha kimsenin eline geçmedi. Biz biliyoruz orada Kemal Bey üzülüyorum. O yok. Artık bu zavallı Kürtlere devlet, iktisadi devlet teşekkülleriyle, iktisadi devlet kurumları teşebbüsleriyle onları kalkını o gitti. Kimden tarafından gittiğini de söyleyeceğim. Evet. En son olarak gaflet ve dalalet kısmına geliyorum. Siz Son. aydınlar toplantısına geleceksiniz. Aydınlar toplantısı deme ona. Ama aydınlar toplantısı Hayır diyorsunuz burada efendim. hocam. Arama tarama toplantısı. Üst arama mı? Evet, adı o gazetelerde. Arama tarama Evet. toplantısı. Strateji arıyorlar. CHP nasıl Ha evet. olacak? Kemal Bey, siz hatırlamazsınız. Ankara Sanat'ta Asiye nasıl kurtulur diye bir oyun gitti. Onu Asiye'ye sorun. Bu CHP'yi öylesine bir idrakların şu ön planda ki Altıokçu Önder Sağ. Bundan kurtulamazsın. Bundan kurtulamazsın. Topluyorsunuz bir takım insanları ve bunlardan nasıl kurtuluruz? Bunun içinde
bu konuya başlı başına alacağız. 24 saat burada konuşacağız bu konuyu. Bir tek cumhuriyetçi yok. Alevileri İzzettin Doğan'dan. Kim bunu yaptı CHP'ye? İzzettin Doğan'ı getirdiğiniz zaman bütün Aleviler size karşı çıkar. Bunu bilmeyecek kadar bir idrak mısınız? Nuray Mert'ten bunların hepsini söyleyeceğim. Nuray Mert'ten ne yapacak? Bir tane öyle. Hele bir Sezgin Tanrı kulu var ki. Kemal Bey, bana hakaret mi ediyorsunuz? Hayır kampanyası değil, evet kampanyası. Yakından AKP'li olacak. Evet. Barzani'ye selam mı çakıyorsunuz bunları? Bunun adı gaflet ve dalalet içinde olmaktır. Bütün senden de özür dileyecekler. Benden niye özür dilesinler? Niye çağırmadılar? Beni mi? Evet. Ha, çok da umurumdaydı. Ha. Ben bunları anlatacağım. Biz söylediklerimizi burada söylüyoruz. Oraya çağırsalar ne olacak? Çağırmasalar seni çağırma, ne olacak? Seni kastetmiyorum. Burada da çağır. Seni kastetmiyorum. Burada da söyleyeceğiz. Herkesten. Kimi çağıracaktı hocam? Nihat Genç'i mi çağıracaktı? Neyi? Kimi çağıracaktı da çağırmadı? Çağıracaklarını çağırmış işte. Nuray Mert'i çağırmış. Yekta Güngör'ü çağırmayacak mı? Ah, ne yapacak çağırır? Ha, neyse. Ya Kemal Derviş ya Yekta Güngör. Tamam. Şimdi sorularına geliyorsun. Ben çok sevdiğim bir türküyle bu araya veriyorum. Bugün bütün bu olayların içinde böyle biz bu programı CHP'ye bağladık ve hiçbir şey konuşamıyoruz. Tadı da yok, tuzu da yok. Emperyalizmden konuşamıyoruz. Silivri'den konuşamıyoruz. Hiçbir şey bunları konuşamıyoruz. Artık bir toparlayalım. Bizi mahkum ettiler. Başka şeyimiz yok. Gürsel Tekin diye hiçbir şey bilmeyen bir adama. Ne diyeyim yani? Hiçbir şey bilmeyen demek öyle mi? Siz de çok kibar oldunuz. Kibarlık kötü değildir hocam. İyi okuyamayacağım. Çok sevdiğim bir türkü. CHP için söylenmiş bir türkü. Kadifeli yastık, kadifeli yorgan, yer yumuşak. Emmim oğlu yanıma geldi bir uşak. Öpmesi yok, sevmesi yok, konuşak. Ana bana niye verdin çocuğa? Oynar oynar taş doldurur kucağı. İşte bu senin bildirir aydınlar dediklerim. Sabah olur papucunu giyemez. Akşam olur yemeğini yiyemez. Karanlıkta yatağını bulamaz. Ana beni niye verdin çocuğa? Oynar oynar taş doldurur koynu kucağı. Şu CHP'ye bak. Nuray Mert'ten bunlar çocuk. Nuray Mert'ten nasıl kurtuluruz öğrenecek. Fuat Keyman'dan nasıl kurtuluruz öğrenecek. Sezgin'den nasıl kurtuluruz? Barzani'ye selam gönderecek. Bir yığın orada imam varmış. Onlardan öğrenecek. Bir tane cumhuriyetçi yok. Bir tane Cumhuriyet Gazetesi'nden kimse yok. Bir tane Sözcü'den yok. Bir tane Aydın yok. Bir tane Tarık Akan yok. Çatladılar. Hayır çıkartmak için. Bir tane Levent Kırca yok. Bir tane Rutkay Aziz yok. Sıkılmıyor musunuz? Bizlerden utanmıyor musunuz? Hikmet, utanmadın mı onlardan konuşurken? Murat utanmıştı, onun için çıktı. Cümle kuramadı, Murat utanır, benim arkadaşım Hikmet. Hikmet Çetin'den bahsediyorum. Utanmadınız mı bunlarla beraber CHP'yi konuşmak? CHP bu kadar düştü mü? Siz bizi bu kadar mı düşürdünüz? Kim bu Fuat Keyman? Kim bu Orhan Pamuk? Kim bu Sezen Aksu? Yazık bu memlekete. Yazık bu CHP'ye. Oktay Akbalı sığarsanız bir köşeye. Sıkılmadınız mı?